Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 2023'ün en önemli aylarından biri Ekim başlıyor. Bu ay bir güneş tutulması, bir ay tutulması yaşayacağız. Kişisel ve toplumsal alanlarda önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek bir aydayız. Evet, gezegeniniz Mars ayın ilk döneminde 12 Ekim'e kadar terazi burcunda bulunuyor. Bu sizi enerji olarak biraz içe döndürebilir. Aslında Eylül ayından bu yana uğraştığınız, çözmeye çalıştığınız konular var. Biraz sağlık konuları, psikolojik konular olabilir bunlar. Hani daha geri planda yaptığınız işler, daha gizli yaptığınız işler söz konusu. Bilinçaltınıza yönelik konularınız olabilir. Mars'ın Uranüs, Neptün ve Plüto ile yapacağı açılar zorlayıcı. Bir de Güney düğüm yönünde olduğu için aslında bir şeyleri fark etmeniz, yani gizli bir şeyi tamamlamanız, bir sırrı öğrenmeniz, belki artık yaşamınızdan çıkması gereken bir konuyu hayatınızda geri planda tutmanız, bırakmanız söz konusu. Burada daha dikkatli de olmak lazım. İşte gizli düşmanlıklara dikkat etmek lazım. Sağlığınıza, psikolojik durumunuza dikkat etmeniz lazım. Özellikle 12. evde bir Mars varken enerji düşüklüğü yaratabilir ya da kararsızlık yaratabilir. Aslında en zoru da kararsız olmak. Hani daha kararlı, daha disiplinli, daha planlı hareket edebilirsek enerjimizi daha doğru yönlendirebiliriz. Bu süreç içerisinde özellikle düşüncelerinize, duygularınıza dikkat edin. Bastırdığınız duygular zaman zaman patlamalar şeklinde böyle gereksiz çatışmalara, tartışmalara yol açabilir yakın çevrenizle ilgili olarak özellikle. Bu yüzden zihninizi dengede tutmanız gerekiyor. Meditasyon, ruhsal çalışmalar, böyle maneviyata yönelmek, sanatla ilgilenmek buradaki Mars'ın enerjisini dengelemenize yardımcı olabilir. Ve 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Bu alanda 12. evinizde Koç terazi aksındaki tutulmalar Nisan ayında başladı biliyorsunuz. Ve 2025'in Mart ayına kadar da devam edecek. 6-12 aksınız burada tesir alıyor. Şimdi bu tutulma, Ekim'deki bu tutulma önümüzdeki Mart'a kadar güçlü bir şekilde çalışabilir. Ekim'de belki önümüzdeki Ocak ayında, Mart ayında etkilerini hissedebilirsiniz. Plüto etkili olduğu için ve güney yönlü olduğu için bir geride bırakma, bir şeyi bitirme, tamamlama, dönüştürme enerjisi var. Yani yeni bir şeye başlayabilmek için bir şeyi bitirmek lazım. Bu bir alışkanlık, bir bağımlılık, zararlı bir konu, bir ilişki olabilir ki terazinin içinde biliyorsunuz ilişkiler, işbirlikleri ile ilgili konular da var. Bu alanlarda artık böyle bir hayatınızda bir sadeleşme, bir arınma, bir şifalanma enerjisi getiriyor aslında. Yani bu bir zararlı konu ya da bitirilmesi gereken bir konu, bir kavram olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor. Öncü burçlar hangileri? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Eğer sizin haritanızda, öncü burçlarda 21 derece ve yakınlarında gezegenler bulunuyorsa o gezegenlerin sembolize ettiği konularla ilgili bu tutulma etkileri çalışacaktır. Yani orada bir Venüs'ünüz varsa belki aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili bir konu. Orada Mars'ınız varsa belki bir sağlıkla ilgili konu veya mücadele ettiğiniz konularla ilgili. Ay varsa ailevi konular, belki daha duygusal konularla ilgili alanlarda bir dönüşüm, bir tamamlanma enerjisini çalıştırabilir sevgili akrepler. 12 Ekim'den sonra Mars burcunuza geçiyor. 12 Ekim'den sonra enerjinizi topluyorsunuz. Daha kararlı, daha hırslısınız, daha azimlisiniz, daha planlı programlı hareket edebilirsiniz. Mars akrepte biliyorsunuz çok mücadelecidir ama bu mücadeleyi öyle hani çok görünür yapmayabilir. Daha gizli, daha derinden yapabilir. Ama enerjisel anlamda çok güçleneceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Güneş'in ve Merkür'ün de burcunuza geçmesiyle beraber ayın 22'sinden sonra artık daha fazla hem zihinsel hem duygusal anlamda çok daha yaratıcı olacağınız, daha hareketli olacağınız, hayat içerisinde kendinizi gösterip fark edileceğiniz bir dönem başlıyor. Bu arada 23 Eylül ve sonrası doğan tüm akrep burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim ve yükselen akreplerimiz bu ay özellikle Güneş ilk dekanda çalışacak. İlk dekandaki akrepler için bu ay ve 28 Ekim'deki tutulma aksı da tabii ki önemli olacak. 28 Ekim'de 5 derece boğa burcunda tam karşıt aksınızda bir ay tutulması var dolunayla birlikte.
Zaten bir süredir 2021'in Ekim'inden bu yana biliyorsunuz Akrep Boğa tutulmalarını yaşıyorsunuz ve bu tutulmalar sizi değiştirdi. Düzeninizi değiştirdi, ilişkilerinizle ilgili önemli dönüşümler oldu. Bu Boğa tutulması artık bu aksdaki son tutulma. Önümüzdeki 9 yıl Boğa Akrep tutulması yaşamayacağız. Jüpiter etkili bir tutulma. Ama burcunuzdaki Mars'la Jüpiter'le de karşıtlığı var. Yani biraz enerjiyi dengelemek lazım. Çünkü kontrolsüz, dürtüsel davranışlar olabilir bu tutulmayla beraber. Yani karşınızdaki kişilerden çok şey bekleyebilirsiniz. Bir anda böyle ani, fevri kararlar verebilirsiniz. Enerjinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Daha böyle belki geniş bir bakış açısında olmanız, öyle dürtüsel ve egosal davranmamanız lazım. Bu ay tutulmasında, ay tutulmasının etkilerini 28 Ekim ve yakınlarında da hissedebiliriz. Kasım ve Kasım sonuna kadar olan süreçte de bunlar devam edebilir. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa 0 ile 10 derece arası bunu alabilirsiniz. Bu tutulma sizin için önemli, etkili. Yani bir ilişkiye başlama, ilişkinizle ilgili bir karar verme, evlenme, belki bitmesi gereken bir ilişkiyi bitirme, boşanma, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlar, bazı anlaşmalar ve sözleşmeleriniz, kontratlarınızla ilgili konular da olabilir. Adaletle ilgili yasal işleriniz olabilir, mahkemeleriniz, davalarınız, yani rekabet gerektiren rakipleriniz veya açık düşmanlıklar, davacı ilişkileri gibi. Yani buralarda da dinamikleri çalıştırabilir bu tutulma. Jüpiter etkili, kuzey yönlü olduğu için biraz bizi ileriye taşıyabilecek ilişkilerle bağlantılı. Karşımıza birini çıkarabilir, belki bir hizmet aldığınız bir kişi, bir ihtiyacınız olan bir avukat, bir danışman, bir yanınızda çalışacak bir kişi. Hani burada bir açılım da getirebilir bu tutulma ya da bir eş, partner söz konusu olabilir bu tutulmayla beraber. Lütfen 2004 yılının sonbahar ve kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Çünkü 2004 Ekim'inde yaşadığımız tutulmalar bu ay yaşayacağımız tutulmalarla aynı burçlarda, aynı derecelerde olmuştu. Tamamen tıpkısı olmayacak tabii ki ama haritalarınızda benzer aksları çalıştıracak. O nedenle o dönemi şöyle bir gözden geçirin, hatırlamaya çalışın sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Akrep burcu, zodyağın 8. burcudur. Su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar. Çok zeki ve sezgileri güçlü olan akrep burcundan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.